Bahçeli yanlayan beri gelsin, can ataklı korkusuz. MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli merakla beklenen salı konuşmasını yaptı. Son zamanlarda bir iki miting dışında fazla görmediğimiz Bahçeli ancak salı günleri gelince kamuoyunun önüne çıkıyor ve görüşlerini açıklıyor. Bahçeli iki haftadır ne diyeceği en merakla beklenen kişi oldu. MHP lideri iki salı günü de konuştu ama ne dediği pek anlaşılamadı. Geçen hafta gündem AKP resmi heyetinin HDP'yi ziyaret etmesi üzerineydi. Bahçeli 3 gün tek kelime etmedi, partili yetkililer salıyı bekleyin dediler. Salı günü Bahçeli kürsüye çıktı ve bu konuda aynen şunu söyledi. Başörtüsünü güvenceye alan anayasa değişikliğini sonuna kadar destekliyoruz. Bizim görüşümüz bellidir, karar ve irademizde değişiklik yoktur. Bu değişikliği ya mecliste ele alıp sonuca gidelim ya da halk oylamasına gidelim. Bu iki seçeneğe de hazırız. Bu arada AK Parti heyetinin mecliste grubu bulunan siyasi partileri ziyaret etmesi son derece doğal bir adımdır. HDP ile niye görüşülmüş, günlerdir cevabı aranan sorular bunlardır. HDP'ye nasıl baktığımızı tekrar etmeye tenezzül etmiyorum, bizim gözümüzde HDP neyse CHP'de odur ve aynısıdır. Bu sözlerden çıkan net mesaj şuydu: AKP söz konusu ile HDP ile görüşmesinde bir sakınca yok. AKP'nin görüşmesi halinde HDP anayasal bir siyasi parti sayılmalıdır. Aradan bir hafta geçti, pazar günü iki olağan dışı olay yaşandı. Biri Edirne'de hapiste tutulan Selahattin Demirtaş askeri mekanlarda kullanılarak helikopter ve özel jetle Diyarbakır'a hasta babasını görmek için götürüldü ve geri getirildi. Aynı günün akşamı İstiklal Caddesi'nde bomba patladı ve ikisi çocuk altı yurttaşımızı kurban verdik. Bahçeli pazar ve pazartesi yine konuşmadı, geçen hafta olduğu gibi parti yetkilileri salı konuşmasını bekleyin dediler. Bahçeli dün kürsüye çıktı. Demirtaş'tan tek kelime bile söz etmedi, muhtemelen bunun çok normal ve doğru bir uygulama olduğunu düşünüyor, bu nedenle konuşmaya gerek görmedi. Ancak HDP konusunda söyledikleri yenilir yutulur değil. Mecliste bölücü sima istemiyoruz diye başlayan Bahçeli ardından şunları söyledi: terörist görmeye dayanamıyoruz. Biz terör örgütüne eleman devşiren, sözde Kürdistan propagandasıyla sabrımızı kevgire çeviren HDP'nin Türk siyasetinde yer almasına bir saniye bile tahammül edemiyoruz. Bahçeli açık biçimde HDP'lilerin terörist olduğunu söyledi yine. Peki biz ne anlamıştık geçen hafta salı günü yapılan konuşmadan? Bahçeli o konuşmada üstü kapalı da olsa HDP'nin anayasa güvencesi altında faaliyet gösteren ve görüşülmesinde bir sakınca olmayan bir parti olduğunu dile getirmişti. Dün ise HDP'lilerin terörist olduğunu ve bu kişilerin Türk siyasetinde bulunmasına bir saniye bile tahammül edemediğini vurguladı. O halde Bahçeli'ye ve MHP'lilere sormak isterim. Bir haftada ne değişti de HDP'liler yeniden terörist oldu? HDP'lilerle görüşen ve anayasa değişikliği için işbirliği isteyen AKP'liler bu durumda teröristlerle pazarlık mı yapmış oldular? Başında bir de bakanın bulunduğu AKP heyetinin HDP ile görüşmesi genel başkandan habersiz olamaz. Bu durumda Bahçeli AKP genel başkanını ne olmakla suçladığının farkında mı? Bir soralım bakalım. Videomuzu izlediğiniz için teşekkürler.